Cello çalmayı olabildiğince düzenli yapılan pratikler, öğretmenin verdiği ödevleri bol bol tekrar etmek, olabildiğince iyi hale getirmek, gerek parmak hareketlerini, gerek yay egzersizlerini doğru kullandıktan sonra belli başlı başlangıç parçaları dediğimiz basit parçaları kısa bir süre içerisinde maksimum 5 ders, 1 ay, 6 ders vesaire gibi süreçler içerisinde aslında güzel sesler çıkarmaya ve temiz dediğimiz sesleri parçalara dökmeye, biraz daha notalara dökmeye başlayabiliyoruz. Tabii ki bu sistem dediğimiz biraz insandan insana göre değişiyor. Özellikle neden bunlar değişiyor? Herkesin fiziksel yapısı bir olmadığı için, özellikle de insan fizyolojisi de enstrümana tam uygun olmadığı için, özellikle duruş pozisyonumuz, işte bileğin duruşudur vesaire, bunlara alışma süreci herkese göre değiştiği için, kimisinin parmak şeklidir ya da özellikle nasıl diyebilirim, parmak uzunluğu vesaire, bunlar ya da parmak uygunluğu dediğimiz seçenekler biraz daha her insandan insana göre değiştiği için süreç değişebilir. Kimisi 3 ayda, kimisi 5 ayda, kimisi belki 1 yılda, fark etmiyor. Ama tabii ki bu süreç bu kadar uzun sürmeyebiliyor. Düzenli pratiklerle beraber en azından istediğiniz şeyleri de çalabilmek için başlangıç şeylere biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle zahmetli bir enstrümandır. Zahmetliden kastım biraz, aslında her enstrümanın kendince bir zorluğu vardır ama olabildiğince bir müzik enstrümanı çalmak istiyorsak biraz daha sabır göstermemiz gerekiyor. O sabrın karşılığını her türlü almaya başlıyoruz ve bu süreç, dediğim gibi, herkesten farklı bir süreç içerisinde. Sizin atıyorum 2 aydır, başkasının 5 aydır. Buna göre bir süreç, kesin net bir cevabı olmamakla birlikte düzenli çalışmalarla beraber biraz daha bu süreyi kısaltabiliyoruz. Yani belki ilk dersten bile güzel bir yay egzersizinden sonra sadece yayla çalınan, boş tellerimizle çalınan minik egzersizler yapılabiliyor. Üzerinde daha sonra parmaklar kullanılıyor. Parmaklar kullanıldıktan sonra olabildiğince notaları içine sokuyoruz ve notalarla beraber artık yavaş yavaş notaları da öğrendiğimiz için parça dediğimiz, eser dediğimiz melodilere geçiyoruz ve bunları seslendirdikçe, tabii ki amacınız varsa, hani ben şu parçayı çalmak isterdim, bir an önce ne kadar kısa bir sürede çalabilirim, ne kadar zamanımı alır dediğiniz şeylerde de bu egzersizlerin üzerinden geçmeniz gerekiyor. Olabildiğince bol tekrar ve öğretmenin verdiği ödevleri olabildiğince tekrar etmeniz gerekiyor.